Arkadaşlar şu an depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. Çok değil, sadece birkaç ay önce burada Türkiye turumuzda Kahramanmaraş'a gelmiştik. Burada röportajlarımızı yapmıştık. Şu an Kahramanmaraş tanınmayacak durumda. Yani çok çok üzgünüm. Barış'la beraber elimizden geldiğince şimdi size Kahramanmaraş'ın içinde bulunduğu tabloyu göstermeye çalışacağız. Bütün sokaklara, ara sokaklara girmeye çalışacağız. Şu gördüğünüz cadde Trabzon Caddesi. Şimdi Trabzon Caddesi'nden başlayalım. Etrafa bakalım. Görüyorsunuz. Burası da aynı Hatay gibi cehennem. Çok kötü durumda Maraş. Her yer yıkılmış. Burası Kahramanmaraş'ın en işlek olan caddesi. Trabzon Caddesi. Tam merkezi yani. Görüyorsunuz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayatta hayat belirtisi veren vatandaşlarımızın sayısı artık gitgide azalmaya başladı. Evet, görüyorsunuz iş makineleri çalışıyor. Hafriyat da taşınıyor. Kamyonlara makinelerle yükleniyor hafriyatlar, moloz yığınları. Evet, gördüğünüz gibi. Siz söyleyin. Buraya araban mı alır, insanların şeyini zorlaştırıyor? Kamyonlar açıyor, taksiler açıyor. Yapmayın arkadaşlar ya, yapmayın. Yani buralarda arkadaşlar, gönüllü olarak gelenler, burada yardım edenler, herkes canla başla çalışıyor. Ama çok dikkatli de olmamız gerekiyor. Buradaki akışı, buradaki hızı engelleyecek davranışlarda bulunmamamız gerekiyor. Şöyle bakabiliriz şunlara. Görüyorsunuz ya. Ana caddesi burası Maraş'ın. Trabzon Caddesi. Böyle sizinle beraber biz de görüyoruz şu an. Aynı anda görüyoruz hep birlikte. Şoktayım şu an. Gerçekten şoktayım. Yani bakın, karşılıklı bir taraf komple yıkılmış. Hemen karşı tarafındaki binalara bakalım. Evet, hasar var mı? Var. Hatta hepsinde de yok diyebilirim yani. Hasar olmayan binalar da var. Yani burada farklı bir şiddete deprem oldu da orada farklı bir şiddete deprem olmadı. Her yerde aynı deprem oldu. Biri yıkılırken diğeri ayakta durabiliyorken neden diğer binalar yıkılıyor? Sebebi ne? Çalışmalar yapılıyor. Enkazlardan bütün hayatını kaybeden vatandaşlar çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Zaten şöyle yapılıyor o durum. Yakınları varsa enkaz başında, onlar haber veriyorlar zaten. Benim yakınım göçük altında diye. Burası şu an cehennem. Cehennem şu anda. Kahramanmaraş'ın, bakar mısınız şuraya? Bakar mısınız etrafa? Yani buradaki ortamı hissetmenizi istiyorum. Etrafa bakar mısınız? Şu an burada cehennem gibi bir ortam var. Bakın yolları da görelim. Arada böyle ses gidiyor mu bilmiyorum ama burada vericiler falan var. Vericilerin olduğu bölgede ses problemi yaşıyoruz bu şekilde. Zaten artık mesela arama kurtarma çalışması yapılmıyor. Buraya direkt kepçe girmiş.
Birçok yerde de böyle. Birçok yerde şu an kepçe çalışıyor sadece. Ben size Kahramanmaraş'ın durumunu göstereceğim. Burada birkaç ay önce böyle bu caddelerde yürüdük, röportaj yaptık. İnsan çok kötü oluyor böyle görünce. Baksanıza ya. Savaş ya. Bu nasıl bir felaket böyle. Şu an Kahramanmaraş tanınmayacak durumda. Yani ben bilmesem nereye geldiğimi, ben şu an Kahramanmaraş'ta olduğuma inanamam yani. Baksana. İşte insanın kaldıramadığı, birbirine ayakta durabiliyorken neden diğeri ayakta duramıyor? Neden bunun önlemi alınmıyor? Bakın görüyorsunuz, ayakta duran bina yok mu? Var. Var. İnsanlar enkazların arasında ne yapıyorlar onu bilmiyorum şu an. Ya bir de burada çok da müthiş bir ağır koku var. Ceset demeye benim dilim varmıyor. Naşların kokusu diyeyim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bedenleri kokuyor. Çok kötü. Yani şu an var ya, kokuyu çok feci bir şekilde aldım. İyi değilim yani şu anda. İyi değilim. Tabelaları okunan yerleri okuyacağım size. Hani belki özellikle hani konumdan bakmak istersiniz. Bilmiyorum, yardımcı olur mu? Etrafı görmek istersiniz. Uzaktasınızdır, gelemiyorsunuzdur. Neymiş burası? Efendioğlu. Hemen Opet'in yanında enkazı görüyorsunuz. Burada çalışma yapılmış. Arama kurtarma yapılmış. Burada hafriyatın çıkması bekleniyor şu an. Örneğin. Yani her yer böyle. Bak. Ara sokaklar da öyle. Sadece ana cadde değil. Ara sokaklar da öyle. Mesela burada yol kapanmış. Buradan aşağıya inemiyorsunuz. Yol burada bitiyor. Bu arada helikopterler de uçuyor. Sesi geliyordur muhtemelen. Oğlum orada araba var, akılıyor değil miydi ya S5 şuradaki? Çok büyük bir felaket. Şu an şu binada hiçbir tane çatlak bile göremedim. Yok, çatlak yok. Yanındakinde var. Ama onda yok. Şuradan da bakabilirsiniz. Ambulans var burada. Ambulans var. Ambulans var. Birini çıkartıyorlar. Ay, herkes bekliyor. Ay evet, şu an birini çıkartıyorlar.
Şu an hayatta biri mi çıkıyor? Evet. Bir kız çocuğunun. Ay. Arkadaşlar şu an bir kız çocuğunun mucizesine daha denk geldik. Ay şu an çok mutluyum. Evet, şu an yaşam koridoru oluşturulmuş. Küçük bir kız çocuğunun çıkmasını bekliyoruz. Şu an bir mucize daha gerçek oluyor. Küçük bir kız çocuğu da hayata tutunmayı başardı. Apartmanın adını biliyor musunuz? Ağola apartmanı. Ağolu da ben bilmiyoruz. Ağola apartmanı. Ağola blok. Kimin çıkacağını biliyor musunuz adını? Irmak Bayrak. Irmak Bayrak. Evet, ben dayısıyım. Irmak'ın dayısı mısınız? Evet. 2011 doğumlu. 9. 21'i. Yanımda Irmak'ın dayısı var ve şu an Irmak'ın çıkmasını bekliyoruz. Depremin 7. gününde bir mucizeyle Irmak hayata tutunmayı başardı. Şu an yaşam koridorunu oluşturdular ve Irmak birazdan ambulansa gelecek. Şu an herkes burada müthiş bir heyecanla Irmak'ın çıkmasını bekliyor. Gözünüz aydın. Çok mutlu olduk. Şu an 154. saatteyiz. Ve Irmak enkazın altından sağ salim çıkarılacak inşallah. Umarım sağlık durumu da çok iyidir. Lütfen Irmak'ı korkutmadan arkadaşlar dikkatli olalım. Arkadaşlar biraz önce büyük bir mucizeye hepimiz tanıklık ettik. Canlı yayında sizlere gösterdik. Kayıtta bir belli bir yer kopuk çünkü orada canlı yayın yaptık. Eğer izlemediyseniz Irmak'ın 8 katlı bir binanın 2. katından çıkışını izleyebilirsiniz. Bir önceki videomuzda o dakikalara siz de tanıklık edebilirsiniz. Şu an biz bu mucizeden sonra 155. saatte gelen mucizeden sonra şu an Kahramanmaraş'ta belediye binasının önündeyiz. Buradaki durumu, buradaki atmosferi sizlere göstereceğiz. Buradan devam edeceğiz çekimlerimize. Şimdi buradan size yavaş yavaş gösterelim buradaki durumu. Burası Kahramanmaraş'ın belediye binası. Burada böyle bir alan kurulmuş. Etrafı, buradaki atmosferi görün istiyorum. Bakın burada yemek veriliyor. Çorba, sıcak çorba veriliyor. Ekipler hep buralarda. Sahada çalışan ekipler vardiyalı çalışıyorlar. Bir kısmı buraya geliyor, dinleniyor, çorbasını içiyor. Sonra tekrardan sahaya gidiyor ve devam ediyorlar çalışmalarına. Görüyorsunuz herkes böyle bir köşede. Çay servis ediliyor, ateşler yakılıyor. Akşam burada hava çok soğuk. Şuradaki boşlukta afet çadırları gelecek. Çadırlar kurulacak burada. Onları bekliyorlar. Kurulacak çadırları bekliyorlar. Bak, bak orada yine verici var. Vericiye denk geldiğimizde bizim mikrofonda problem oluyor ve seste bozukluk oluyor. Şimdi biz buradan aşağıya hemen Kahramanmaraş Belediyesi'nin karşısında bir binanın önündeyiz arkadaşlar. Burada da birçok arama kurtarma ekibi var. Burada arama kurtarma ekiplerinin arama kurtarma köpekleri tepki vermiş. Enkaz üzerinde havlamışlar, yer göstermişler. Bir koridor açılmış, bir tünel açılmış ve oradan hayatta olan biri varsa onu çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an kesin değil, net değil ama bir ihtimal şu an bütün ekipler çalışıyor. İnşallah Irmak'taki gibi yine bir mucize olur ve oradan da bir vatandaşımızı çıkartabiliriz. Görüyorsunuz bütün iş makineleri, arama kurtarma ekipleri burada. Arkaya gösterdiğimiz zaman burada herkes heyecanla bu anı bekliyor. Oradan bir kişinin çıkmasını bekliyor. Görüyorsunuz
tam Kahramanmaraş merkezde belediye binasının karşısındayız. Binanın ismini şu an bilmiyorum. Öğrenmeye çalışacağım sizin için. Şöyle olmuş. Dün akşamdan beri burada bir çalışma var. Japon ekipler gelmişler. Aşağıdan hayat belirtisi almışlar köpekler vasıtasıyla. Sonrasında 9 metrelik bir koridor açmışlar enkazın içinde. Ve kişiye ulaşmayı başarmışlar. Şu an enkazın altından bir kişinin daha sağ salim çıkması bekleniyor. Ayrıca burası iki ayrı bina ve yan taraftaki binadan da bir kadının çıkması bekleniyor. Buradan çıkması beklenen vatandaşımızın adı Erdoğan Kuşçu. Şu an burada herkes içeriden gelecek güzel haberi bekliyor. Sağ salim çıkmasını bekliyor. Gördüğünüz gibi herkes heyecanla içeriden gelecek güzel haberleri bekliyor. Babanız mı? Evet. Erdoğan Kuşçu. Evet. Kaç yaşında? 60 yaş, 2 gün önce girmişti. Efendim? 2 gün önce 60 yaşına girmişti. Evet. Ne zaman ilk hayat belirtisini aldınız? Haberi? Hayat belirtisini almadım da şöyle yani. Hani annemi çıkarttım. Annem vefat etti, defnettim. Kardeşim hani 28 saat kaldı. Onu çıkarttım. Köpek tepki verdi. Çinliler geldi sabahleyin, hani termal kamerayla baktık dediler. Allah'tan da umut kesilmez. Ben de bekliyorum inanın. Hani ağlamaktan artık gözlerim yandı. Ben de bilmiyorum. Yani içeriye girdik, içeriye baktık. İçerisi sıcaktı yani. Ölü kokusu falan da yoktu. Bir umutla bekliyoruz. İnşallah. İnşallah güzel haberleri alacağız. Kaç katlı bir bina burası? 7. Babanız kaçıncı katta? 4. katta. Ben Ankara'da yaşıyordum normalde. Bu eve yeni taşınmıştık. 4. katta oturuyorlar, ön cephede. Hani bilmiyorum, yani böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ben de aklım dondu yani şu an. Gerçekten mutfak dediğim yerde kuzenimi girdirmişler, görmüş, banyo çıkıyor. Koskoca bir ev. Bir oda olmuş, o da böyle silindir gibi preslenmiş. Kıyamet yani, ben böyle anlatamıyorum. Aklım da çok, yani şöyle dönmüş sanki bina. Bina dönmüş ve katlanmış gibi yani. Önceki halinden hiç eser. Başka kimse var mı enkazda? Ya ilk sabahleyin dediler ki iki kişinin bir kalp atışı duyduk dediler. İki kişi olduğunu söylediler. Biri yaşlı, biri genç dediler. Genç olandan da ses çıkmadı. Hani ben de buradayım, hep başka da bir şey demiyorlar, yaklaştırmıyorlar. Ben de yani duygusal olarak yaklaşıp da insanların şeyine engel olmak istemiyorum. Bütün hani dünyadan da geldiler sağ olsunlar. Bekliyorum ben de bir umut. Bilmiyorum ki. Biraz önce 155. saatte enkaz altından 11 yaşında bir kız çocuğunu çıkardık. Yani inşallah bu da yine baban da yine aynı şekilde sağ salim çıkar. Hiç umudumuzu kaybetmiyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok büyük bir acı. Ne denir hiç bilmiyorum. Ama umutla bekliyoruz. Görüyorsunuz ekipler şu an hala çalışıyorlar. Ekipler gerçekten çok güzel çalıştı. İlk gün ilk gün AFAD'dan kardeşimi çıkarttılar. Hani ben 1-2 diyeyim artık, siz anlayın. TÜBİTAK'tan geldiler. Yani o abi annemin öldüğünü gördü, hani şey yaptı. İncitmeden çıkartmak için 8 ve o aynen 10 saat çalıştı yani. Bu ekip de Türkay abi hani 2-3 gündür beni gördüğü günden beri uğraşıyor, şey yapıyor. Yani çok uğraştılar ya. Çok hani dünyanın öbür ucundan gelen insanlar da hep uğraştılar yani. Haklarını yiyemem maden işçilerinin, yer işçilerinin. Gerçekten bizle birlikte ağladılar yani. Evet, hepimiz şu an içimizde bir umut. Asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Ve içeriden gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Biz şimdi diğer tarafa da gidelim. Bakalım oradaki haberler nasılmış. Çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Şimdi görüyorsunuz orada iki tane farklı koridor var. Bir tarafta bir kadın bir çocuk bekleniyormuş. Ama tabii net değil bu bilgiler. Ekipler oraya ulaştığı zaman görülebilecekmiş. Şu anda kadın ve çocuk hakkında hiçbir bilgimiz yok ama Erdoğan Kuşçu'yu biliyoruz. Onun yakınları da bekliyor. Şu an buradaki tek belirti Japon ekiplerin köpeklerinin, arama kurtarma köpeklerinin vermiş olduğu tepkiler. O tepkiler üzerinden arama kurtarma ekipleri tünel açarak
vatandaşlarımızın olduğu yere ulaşmaya çalışıyorlar. Şu an buradaki durum bu. Biz burayı takip edeceğiz. Haber alırsak size yine bilgi vereceğiz. Biz ama yine Maraş sokaklarını gezmeye devam edelim. Biz şimdi bu apartmanın sokağından yukarıya doğru ilerleyelim. Biz Zübeyde Hanım Caddesi'nin üzerindeyiz ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde ilerliyoruz. Buradaki manzarayı görmeniz için, buradaki durumu hissedebilmeniz için beraber bu caddeden ilerliyoruz. Bakın mesela buradaki cami, Zübeyde Hanım Camisi. Camide herhangi bir problem yok. Yeni bir cami zaten. Yani herhangi bir çatlak dahi yok. Hatta burada birçok kişi caminin tuvaletini kullanıyor. Cami gayet düzgün bir şekilde ayakta. Tabii depremin 7. günü olması dolayısıyla artık yavaş yavaş koordinasyon başladı ve ekipler çalışıyor hızlı bir şekilde. Enkaz kaldırma çalışmaları da var. Arama kurtarma çalışmaları da var. Enkazlardan hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı çıkarma çalışmaları var. Buradan yukarıya doğru çıkalım. Evet, burada artık ekipler yok. Sadece vinçler çalışıyor. Kepçe girmiş. Hafriyat kaldırılıyor. Görüyorsunuz koca bir bina. Tuzla buz olmuş. Buradan biz bir karşıya mı geçsek? Ne yapsak? Şehrin her yeri şu an bu şekilde. Her yerde bir kepçe makinesi, her yerde bir kamyonlar, hafriyatları taşıyorlar. Görüyorsunuz. Şu ara sokak mesela. Ara sokakta yok orada. Burası tehlikeli tabii yani. Kepçeler kamyonların üzerine boşaltıyorlar. Yanlarından geçmek de tehlikeli. Herhangi bir demir parçası ya da beton parçası üzerinize gelebiliyor. Binaları görüyorsunuz. Burası bir savaş alanı gibi. Savaş alanı gibi. Zübeyde Hanım Caddesi'nden yukarıya doğru ilerliyoruz şu anda. Evet. Görüyorsunuz. Yani iki binanın arasında bir bina çöküyor. Diğer binalar ayakta. Çöken binaya henüz hiç gelmemiş kimse. Çünkü çatı hala üzerinde. Orada herhangi bir çalışma yapılmamış. Evet, bunlar da böyle ara sokak. Ara sokaklar. Var mı orada? Evet. Çatıyı görüyorsunuz. Daha buraya hiç kimse gelmemiş arkadaşlar. Burada arama kurtarma çalışması yapmak da çok zor. Çünkü yani arama kurtarma ekiplerinin üzerine yıkılabilir, her şey olabilir. Binaları, yapıları göstereceğim size. Çökmeyen binaları özellikle. Hangi binalar çökmedi diye. İleride yine ambulans var. Arkadaşlar şu binayı görmenizi istiyorum. Camlar kırık evet ama. Şehit Hanifi Çakallıoğlu Öğretmen Evi. Ve Akşam Sanat Okulu. Bakın binada hiçbir problem yok. Yani kolonlarında, duvarlarında hiçbir problem yok. Sadece camlarda kırık var. Taş gibi duruyor bina. Yani bu bina böyle burada taş gibi dururken hemen karşısındaki bina tuzla buz. Görüyorsunuz yine orada da çalışmalar var. Artık orada arama kurtarma çalışması yok. Kepçe girdiği zaman biliyorsunuz ki direkt hafriyat yapılıyor.
Şu anda da 3 tane kepçe enkazın üzerinde. Yukarıya doğru devam edelim. Arkadaşlar Kahramanmaraş çok kötü. Yani evet, ayakta kalan binalar var. Hasarlı binalar da var. Ama çok fazla yıkılan bina var. Burası Kahramanmaraş'ın merkezi. Burası da çok kalabalık bir yer. Zaten bu bitişik nizam binalar çok problem. Görüyorsunuz, bakın yine bitişik nizam bir enkaz. Yani burada bayağı bir çalışma var. Çünkü diğer binanın da acil yıkımı yapılması gerekiyor. Çünkü her an kendiliğinden yıkılabilir. Şu an yine buradaki hafriyatı alacaklar. Muhtemelen hafriyatı kaldırdıktan sonra da bu binayı yıkacaklar acil bir şekilde. Çünkü yıkılma tehlikesi var. Yukarıya doğru devam edelim. Görüyorsunuz burada herkes burada. Ben şu an hala ırmağın mutluluğunu yaşıyorum. Hala onun sevincini yaşıyorum. Depremin 7. gününde 155. saatte ırmağa çıkardık. 11 yaşında bir prensesi çıkardık enkaz altından. Hala umutlar var. Hala umutlar tükenmedi. Irmağın çıkışını ve çıkışından sonra yaşananları mutlaka izleyin. Bir önceki videomuzda canlı yayın yaptık. Hatta ben bağlantısını bu tarafa koyacağım, bağlantıyı. Irmağın görüntülerini an be an paylaştık canlı yayında. Irmağın halasıyla görüştük, Irmağın dayısıyla konuştuk. Çıktıktan sonra Irmağı kurtaran ekiple konuştuk. Mutlaka videoyu izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir andı. Bir mucizeye hep beraber tanıklık ettik. Şimdi yine bir mucize arayışındayım ben açıkçası. Hala yine umudumu kaybetmedim. Belki enkazların altından yine vatandaşlarımıza ulaşırız. Tam umutlarımız kapandı derken ırmak hepimize umut oldu. Hepimize yine umut verdi. Irmak, ileride bir gün izlersen seni çok öpüyorum. Mutlaka bir gün izleyecektir bizi o. Evet, burada da yine bir enkaz var, görüyorsunuz. Bu enkaz kepçe girmiş buraya. Ama daha henüz hafriyatı yapılmamış. Tabii hafriyat yapmak, hafriyatı toplamak çok zor arkadaşlar. Kamyonlarla. Bu kadar hafriyat nereye dökülecek? Nereye konulacak? Hiçbir fikrim yok. Çünkü çok fazla. Burası Kahramanmaraş'ın merkezi. Ana caddedeyiz. Trabzon caddesindeyiz. Bakın buradaki koca hafriyat. Artık burada arama kurtarma çalışmaları bitmiş. Bu hafriyat kalkacak ve bu binayı da yıkacaklar. En kısa sürede, çünkü bina görüyorsunuz yan duruyor. Ve çökme göçme tehlikesi var. Hafriyatı kaldırdıktan sonra binanın yıkımı gerçekleşecek. Şimdi biz bu Trabzon Caddesi'nde aşağıya doğru ilerleyelim. Şu caddeyi de görmenizi istiyorum. Arkadaşlar hava da kararıyor. Bir an önce çekimi yapmak istiyoruz. Bütün sokakları gezmek istiyoruz. Ekipman şarjı da bizim için şu an burada bir sıkıntı. Şimdi buradaki caddeleri de size göstereceğiz. Evet, yıkılmayan binalar da var. Demek ki bu binalar, yani bu şiddete dayanabiliyorsa olabiliyormuş yani. Bakın burada bir cami var. Caminin minaresi yıkılmış. Ama cami ayakta sonuçta. Bizim Kahramanmaraş'a geldiğimizde röportaj yaptığımız caddedeyiz şu anda. Burada bir yerde de yemek yemiştik ya, sol tarafta mıydı? Evet, bakın orada yemek dağıtıyorlar. Etrafı olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Bir savaş yeri ya burası. Savaş alanı yani. İnanın savaşta olsak böyle bir darbe almazdık. O kadar büyük bir yıkım, o kadar büyük bir darbe aldık. Geçeriz. En azından bir yaklaşalım. Şu aradan bir yerden şey yaparız herhalde. Bakın burada da yine bir enkaz. Binalara bakıyorum. Mesela bunlarda bir şey yok. Ama bu bina ağır hasarlı. Hemen onun yanındaki bina zaten
tuzla buz olmuş. Evet, burada bayağı büyük bir yıkım var. Muhtemelen yan yana binalar. Yine bitişik nizam binalar çökmüş. Yani bu bir bina değil. Görüyorsunuz. Evet, binada, yanındaki binada şu an çok riskli. Hemen çıkıyoruz buradan. Ekipler bizi uyarıyorlar. Yıkım tehlikesi var çünkü burada. Burayla ilgili bilgisi olan var mı? Nasıl? Burayla ilgili bilginiz var mı? Nasıl bir bilgi? Yani yıkıldı elbette ki, çok büyük bir yıkım. İçeride şu an olan yaşam belirtisi var mı? Yok, yaşam belirtisi yok mu? Hepsi gitti yani. Artık son şey. Çıkmamış kişi var mı? Bir tane var, onu çıkarmaya çalışıyoruz. Bir kişi mi var? Tamam. Gel, devam et. Tabii insanların acısı çok büyük. Ben öyle sordum ama ki muhtemelen binadan birinin yakınıdır. Yani o yüzden de ben soramıyorum ama işte merak ediyorum altta kimse kaldı mı diye. Umudumu kaybetmiyorum çünkü belki çıkabilir diye bir umudum var. Çok büyük bir acı. Burada herkes yakınını arıyor. Yani burada yakınına ulaşan, yani nasıl denir ki bu, yani yakını vefat etmişse ona bile sevinir durumdalar. Neden? Çünkü yakınının naaşını enkazın altından çıkarmak bile bir mesele şu an burada. Yani yemeği artık yemirler bir şekilde. Yani burada insanlar yakınlarının naaşını enkazların altından çıkarmayı bile çıkarmak bile onlar için bir şans oluyor. Çünkü bir an önce insanlar ölüyse de diriyse de yakınlarına kavuşmak istiyorlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada birçok yerde sanal baz istasyonları kurulmuş. Yalnız bu sanal baz istasyonları vericileri güçlendirirken bizim ekipmanları etkiliyor ve sesi bozuyor. Görüyorsunuz yine orada çok büyük bir enkaz var. Muhtemelen tek apartman değil, birkaç tane apartman aynı anda göçmüşler ve bitişik nizam apartmanlar onlar. Orada da şu an arama kurtarma çalışmaları yok ama kepçe var. Kepçe hafriyatı çıkartıyor. Bundan sonrasında bir süre konuşmadan devam edeceğim. Sesten ötürü. Bir bakalım caddeleri, bir görelim. Devam edelim. Buyurun, evet, gazeteci. Hangisi? Sokak Kedisi YouTube kanalı. Röportaj yapmak istiyordum. Buyur, yapma, ne istiyorsan söyleyebilirim. Şu tarafa gel de orada baz var, gel. Alıcı var çünkü. Gel. Yaşadıklarımızın hiçbiri kolay değil. Gerçekten evet. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Hani şöyle söyleyeyim, enkazede olarak, yani kazazede olarak gerçekten uyuduğum zaman bile o psikolojiyi atlatamıyoruz. Enkaz altından mı çıktın? Enkaz altından çıkmadım ama çıkarttıklarımız var. Evet. Akrabalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun. İleride bir mağaza var, ismini söylemeyeyim. Söyle. Elsi mağazası, oranın müdürü sabahleyin işe çağırmıştı arkadaşlarımızı. Orada zaten enkaz altında kalan arkadaşımız vardı. Gitme dediğim halde gitti arkadaşım. Sırf 3-5 kuruş cebime girsin, öğrenciyim diye. Keşke gitmeseydi. Ben de ilerideki sürücü kursunda çalışıyorum. İşe mi gittiniz yani? Yani şöyle söyleyeyim, oradaki LC mağazasına çağırmışlardı. Düzen yapıyorlardı. İkindi vakti, hı-hı, olduğunda işte deprem olmuştu olduğunda, biliyorsunuz. Evet, evet. İşe onunla gitmez demiştim. Halinle haberleşmiştik, kanka gidecek misin, gitmeyecek misin? Ben gitmemesini söylemiştim. O dedi ki gideyim, en azından 3-5 kuruş cebime para girer dedi. Part time çalışıyordu kendisi. Bilmiyorum oradaki müdürler, oranın sahipleri nasıl bunun sualini, hesabını verecekler. Yani deprem oluyor ve hala işe çağrılıyorlar. Onu da geçtim. Hani ikinci günü yardıma geliniyor. 10 ilde olduğundan dolayı hani kimseye bir şey de diyemiyorsun. Ama ve lakin çok tedbirsizlik oldu. Mesela şöyle söyleyeyim, hani belediyeler olsun, ne bileyim müteahhitler olsun, evet, denetim ekipleri neredeydi? Bu kadar madem hasarlı bina var, neredelerdi yani? Neden müdahale edilmedi? Bu olacaktı, neden kimse haber verilmedi? Ya yani şöyle söyleyeyim, sabahleyin biz çıktığımızda hani her yerden ses geliyordu. Yardım edin, yardım edin, yardım. Biz nasıl yardım edelim?
beton blokların altında o kadar insan. Ya ikinci günün sonuna geldiler. Hani keşke daha önceden olacağını bilseydik, keşke daha önceden biz tedbirimizi alsaydık. Ben bile kendimi vicdan azabı olarak çekiyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Gel, kamyon geliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, hani ikinci günün sonunda gelindi, evet gelindi, gerçekten gelindi. Allah razı olsun gelenlerden, ekiplerimizden, milletimizden ve kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir durum. Hani şöyle söyleyeyim, bizim hayatımızı birçok kurtaran kişi kimler? Hangi cinsler derseniz hayvanlar. Benim kuşlarım vardı, normalde bir de kedi de besliyorum. Dedim kedim bazenler geceleri oyun istiyor, biliyorsunuz ki kediler şey hayvanlar. Hani dedim kuşların üstüne kedi dedim, oyuna geçti falan filan dedim. Çırpınış sesiyle uyandım zaten. O andan itibaren deprem oldu. Hani ne kadar sürdü diye sorarsanız 30 mu 35 saniye filan. Ve ya şöyle söyleyeyim, bütün haber ekipleri sadece 2 deprem olduğunu söylüyor. Ama ve lakin 3 deprem yaşadık. 7.7, 7.4 bir de 6.1. Evet. Zaten 7, 2 tane 7 olanlar sabahleyin oldu. Biri 4.17'de. Diğeri 5'e miydi? Aynı şekilde 6'ya doğru olan vardı. Bir de ikindi vakti olan vardı. Eğer arkadaşım o mağazaya gitmeseydi şayet şimdi yaşıyor olacaktı. Birkaç gün önce zaten enkazın şeyini çıkarttık, cesetini çıkarttık. Hani dediğim gibi gerçekten hani değdi mi yani? Götürdüğünüzde değdi mi? Çağırdığınızda değdi mi o kadar insan? Yani bir deprem yaşanmış, evet. Büyük bir deprem yaşanmış, evet. Yıkım olmuş ama aynen. Mağaza sahipleri aynen. Senin arkadaşını işe çağırıyorlar. Aynen. Ve o da işteyken ikinci aynen. Depreme yakalanıyor. Aynen öyle. Zaten mağazada biliyorsunuz deprem olduğundan hani insan vatandaşlarımız da varmış oralarda. Yani öyle bir haber aldık biz de. Hani yapılan şey çok yanlış ya gerçekten. Maraş madem biliyorsunuz fay hattı geçiyor, neden bu kadar binalar yapılıyor? Ve şu anda gerçekten herkes yani kendi mezarını aldı. O kadar milyonlarca satılan biliyorsunuz binalar var ve trilyonlar, milyonlarca satılıyor biliyorsunuz. Onlar şimdi herkesin mezarı oldu yani. Değdi mi yani onu soruyorum. Bu kadar cana, mala mal oldu, değdi mi yani? Ha şöyle söyleyeyim, Allah gerçekten yaşatmasın. Bunun hakkı da hiçbir yerde kalmasın. Kul hakkı denen bir şey var. Ben Allah'a bırakıyorum gerçekten. Bu kadar insan ölmeseydi yani ne olurdu yani? Hani vicdanlarına bırakıyorum. Buradaki herkese sesleniyorum. Vicdanlarına bırakıyorum. İnşallah bundan sonraki insanların hayatında her şey düzene gelir ve her şeyin daha denetimli ve detaylı olmasını bekliyoruz biz. Hiçbir şeyi kimsenin vicdanına bırakmayacağız. Kim suçluysa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Mutlaka bak. Yani ödenmesi gerekiyor bence. Yani o kadar yani şu an herkes 30 bin diyor, 20 bin diyor ama ben inanmıyorum. 20 binden 30 binden fazladır yani. Hala daha fark ediyorsanız enkazdan çıkartılan cesetler var. Sizin gibi insanlardan gerçekten Allah razı olsun. İyi ki geldiniz, iyi ki sesimizi duyuyorsunuz. Ama dediğim gibi bundan sonraki yani zamanda, düzeldiğimiz zamanda lütfen denetimler, yapılar, binanın içine ne katılıyor, ne katılmıyor, neler dikkat edilmesi gerekiyor, neler edilmemesi gerekiyor. Onlara daha iyi ve daha bir şekilde yapsın. Çünkü bu kul hakkı, gerçekten kul hakkı. Kurtuluş Mahallesi mesela şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bankayı var yukarıda, duymuşsunuzdur. İsim vermeyeyim yine, vereyim mi? Bunu da bilmiyorum. Ziraat Bankası'nı koruma altına aldılar. Hep asker falan vardı ama Kurtuluş Mahallesi'nde o kadar insan vardı. Seslerini duyduğumuz halde gidemedik. Çünkü ekipman yok. Biliyorsunuz ki evet. Vinç yok, hiçbir şey yok. Hani o tamam banka korunsun, ben bir şey demiyorum ama lakin oradaki can korunması gerekirken buradaki bankaları korudular. Ben yani bilmiyorum, ben Allah'a bırakıyorum. Allah da kesinlikle hakkımızı yerde bırakmasın. Hani bırakmasın, hakkımızı bırakmasınlar gerçekten. Hani bu dünyada alamazsak bile hakkımızı öbür tarafta alacağımıza inanıyorum ben. Şu an Kurtuluş Mahallesi'ne ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da her yer enkaz. Hemen bir çalışma var. Orada ekipler var. Artık ekipler daha çok enkaz altında kalan vatandaşların naaşlarını çıkarmak için uğraşıyorlar. Burada da büyük bir yıkım var. Burada birkaç tane bina yan yana. Yani burada tek bir bina yok. Bakın birkaç tane bina aynı anda göçmüş.
Sinyal mi alıyorlar? Evet. Ya. Evet. Yukarıdalar şu anda inceleme yapıyorlar. Var. İçeride de. Sinyali termal kamerayla mı aldılar? Termal kamerayla alıyorlar. Biliyor musunuz buranın durumu nedir? Buranın durumu vallahi işte şu anda bizim teyzemin oğlu içeride bir yatanlardan da ümitle bekliyoruz. Ümitli bir ümit verdiler bakalım inşallah. Öyle mi? Evet. Ne zaman aldınız bu haberi? Bir yarım saat falan oldu olmadı. Hala ekipler içeride şu anda dışarı çıkmalarını bekliyoruz. Termal kamerayla mı baktılar? Tabii inceliyorlar. Termal kamerayla inceliyorlar. İnşallah o mucizeyi bekliyoruz Rabbimden. İnşallah. Arkadaşlar bakın bugün birkaç tane mucizeye denk geldik. İnşallah burada da yine aynısını yaşarız. İnşallah. Bakın burada da yine ekipler sinyal almışlar. Termal kamerayla bakmışlar ve şu an içeriden yine bir vatandaşımızın çıkması muhtemel ihtimallerden bir tanesi. Kim peki? Yakınınızın adı ne? Bülent Boz. Bülent Boz. Boz, evet. Hanımı, 3 aylık bebesi ve kendisi şu anda yatıyor. Başka var mı? Evet var. Komşuları var. Çok yani burada 8-10 kişi var diyorlar. Daha ulaşılamadı. Evet. İnşallah güzel haberini i̇nşallah, alırız. İnşallah. Yani evet. Nasıl ne diyeceğimi, nasıl teselli edeceğimi bilemiyorum ama inşallah bir mucize olur. İnşallah. Ve kurtulur o da. İnşallah. Dua edelim. Duamız hepsiyle i̇nşallah. Birlikte. Hepsiyle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Biz i̇nşallah. Buralarda olacağız. Ben gelip bakacağım yine. Arkadaşlar burada yine bir mucize olma ihtimali var. Bizim şöyle bir durumumuz var. Ben size burayı gezdirmek istiyorum. Ekipmanların da şarjı bitmeden bunu yapmak istiyorum. Yine güzel bir haber alma ihtimalimiz burada da var. Bak. Burada mı? Evin kapısını görüyor musun? Evet bak demir fırlamış. Demirler fırlıyor buraya. Evet. Yaklaşma. Tamam. Arkadaşlar bu caddelerde şu an vinçler, kepçeler çalışırken dolaşmak bile tehlikeli. Çünkü kepçe daldığı zaman hafriyata betona her yere demir parçası da sıçrayabiliyor. Betonlar da sıçrayabiliyor. O yüzden ekipler ellerinden geldikleri kadar yaklaşmayın diyorlar. Aynen şarapnel parçası gibi düşünün. Etrafta bakın yine orada ısınmaya çalışıyorlar. Her yerde böyle yakınını bekleyen birileri var. Yani insanlar burada her enkazın başında insanlar var ve yakınlarının dediğim gibi çıkmasını bekliyorlar. Yani burada çok müthiş, çok büyük bir acı var. Burada binlerce insan öldü. Şu an Kurtuluş Mahallesi'ne doğru yaklaştık. Şu an buradaki... Oo. Bayağı yani... Görüyorsunuz. Yani burası görüyorsunuz ana cadde, dört yol ama kapalı. Yine koskoca bir enkaz. Muhtemelen yine tek bina değil, birkaç bina yan yana ve hepsi yıkılmış. Evet, bitişik nizam. Bak yanına bitişik nizamda olan bir başka bina yine yıkılmış. Hepsi yan yanaymış. Şuradan gidelim. Şurayı görmen lazım. Görüyorsun. Hayır. Bir binanın yarısı kopmuş. Aynı bina mı bu? Hayır, bitişik nizam. Bitişik nizam değil mi bu? Evet, pencereler farklı. Evet, görüyor. Yo, aynı bina. Bu bina bitişik nizam mı yoksa tek bina mı yarısı aşağı düşüyor? Biliyor musunuz bu bina? Bitişik. Bitişik nizam mı? Siz... Dağların hepsi bitişik. Annem var burada, annem var. Bu enkazda anneniz mi var? Evet. Kolon kesmişler zaten alttaki. Bir dişçi var, Fatih Yıldırım var. Bir de alttaki bir babulya mağazası vardı. Hı-hı. Kolon kesmişler. Bina. Şahitleri var. Tabii daha önceki o tartışması olmuş o işlerin zaten. Şimdi binanızın altında diş hekimi mi vardı? Evet, bizim dairemizin altında diş hekimi vardı. Evet. Üstte annem vardı. O diş hekimi de iki daireyi alıyor, açıyor arayı. Aha. Birkaç sene öncesi. Bir o yapıyor. Bir de onun altında bir dükkan var, baba oğlu mağazası var. O da kolon kesiyor zaten. Ve yıkılmaz. Hesapları görülecek onların. Allah'ım,
Yoksa onu çifti. Çifti gayet güzel duruyor. Onun da bir eşi yıkıldı. Hı-hı. Bakın onda hiçbir şey yok, görüyorsunuz. Aa, bakın hiçbir aynı şey binanın. Yok. Yani tertemiz duruyor. Evet. Aynı binanın eşi vardı zaten. Evet. Bakın aynı binanın bir eşi yıkılıyor. Çünkü kolonunun kesildiğini söylüyor burada vatandaşlar. Diğer binadan da yine aynı şekilde kolon kesildiği için ortadaki binaların hepsi yıkılmış. Doğru anladım değil mi? Evet evet, aynen doğru anladınız. Bir kolon kesmenin nelere mal olduğunu şu an şu tablodan görebilirsiniz. Bu korkunç manzarayı. Ben Antep'te oturuyorum. Antep'te İbrahimli'de bir çöken iki İbrahimli'deki binanın altında da kolon kesilmesi olayı var. Onları da biliyoruz. Onlar da kolon yüzleri oldu. Ve hiç kimse sağ çıkmadı hemen hemen. Şimdi burada daha 20 günlük bebek var. Annesi var. Bak bu teyzemin annesi var. Hepsi orada daha bekliyoruz. Apartmanın adı ne? Çift Aslan Apartmanı buradaki. Cadde? İhsan Divanlı Mahallesi. Efendim? İhsan Divanlı Mahallesi. Şeyi de söyleyin. Apartmanı da söyleyin. Çift Aslan Apartmanı. A blok. A blok. Bir de şey. Neydi? Piramit mi? Neydi o? Pırlantoydu. Bilmiyorum fazla onun ismini ben. Onu ben de çıkaramadım. Platin, pardon. Platin. Platin ikinci bloğu da yıkıldı. Aynı şekilde. Çünkü o bizimki yıkılınca yanın onu da çekiyor. Bu şekilde de yarısı gitti bloğumuzun ikinci kısmı. Bu niye ayakta peki? Evet, yarısı düşmüş, yarısı ayakta. Çok enteresan. Yani aynı blok. Ya, inanılır gibi değil ya. Bakın mutfaklar orada. Bakın mutfakları gördün mü? İnanılır gibi değil. Sizin şu an içeriden çıkmasını beklediğiniz yakınınız var mı? Enkaz altında. Cenazesini bekliyoruz. Annemle babam. Evet. Siz? Benim amcamın oğlu. 20 günlük bebek var. Onları bekliyoruz. Evet. Hanımı var işte. Onları bekliyoruz işte. Bir umuttur. Bekliyoruz. İnşallah güzel bir haber alabilirsiniz. İnşallah. Yani hala güzel haberler alıyoruz. 155. Yok, saatte hala alıyoruz. Sanmıyorum. İnşallah olur ya. Yani ne söylenir bilmiyorum. Ama burada ilk iki gün hiç çalışma olmadı. İki günden sonra başlandı buraya. Çok güzel çalışma var. Ben çok beğeniyorum. Çok güzel araçlar geldi. Bu şimdilik gördüğünüz muhteşem araçlar geldi. AFAD'lar geldi, AKOT geldi, madenciler, yabancılar. Harika, dört dörtlük. Ben çok beğeniyorum. Buraya, Allah razı olsun. Buraya elle çalışma hiç olmadı. Hı hı. Hep kepçeyle, kepçeyle. Zaten sağlamdık. Sağlam yaşıyorsa da o da gitti yani. Zaten ama evet. Şimdi biz her şeyi bilemeyiz yani. Hiçbir şeyin sahibi değiliz, bilimin sahibi değiliz yani. Nereden bilelim değil mi? Beyefendi zaten ilk iki gün olmadı dedi. Her şeyi bilmek zorunda değiliz yani. Ben ekibin olmadığını söylüyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Hoşça kalın. Görüyorsunuz değil mi? Yani bir kolonun kesilmesinin nelere yol açtığını. Ya hangi hakla kolon kesilebiliyor ya? Yani bir binadan ben kolon keseceğim demek ne demek? Ne demek yani bu? 3-4 metrekare kazanmak için. Yani sen kimsin ki 3-4 metrekare kazanabilmek için bir kolonu kesebiliyorsunuz ya? Bu nasıl bir şey ya? İnsan nasıl kolon kesebilir ya? Ve biz bunu bugün ikinci kez duyduk. Bunu ilk kez duymadık bakın. Birçok binada, Nurdağ'ında da aynı şeyi duyduk. Burada da duyduk. Kolon kesilmelerinden ötürü birçok bina da yıkıldı. Yani biri araba galerisini yer açmak için kolonu kesecek. Öbürü muayenehanesini genişletmek için kolon kesecek. İyi valla, kolonları keselim o zaman. Daha biz bu kolonları niye koyuyoruz ki o zaman? Geniş geniş yapalım inşaatları kolonsuz. Bakın aile sağlığı merkezi. Ayakta duruyor, bir şey olmamış. Demek ki kolonu kesmemişler. Duruyor ayakta. Sağlam yapılmış. Depreme dayanmış. Malzemeden çalmamışlar. Deniz kumu koymamışlar. Belki biraz kenardan bakın sıvası falan belki düşmüş olabilir biraz. Ama sapasağlam ayakta. Kimse o binada ölmemiş. Can vermemiş. Bakın burası savaş alanı. Yani savaş çıksa ancak bu kadar olur. Şu caddelerin ıssızlığını görüyor musunuz? Şu caddelerdeki soğukluğu. Yolun sonunda da yine öyle. Ya bu acı tablo çok büyük. Yani bu acı tablo çok büyük. Bu yaralar nasıl sarılır? İnanın hiç bilmiyorum nasıl sarılır. Ama bir şekilde bunun da altından
kalkmamız gerekiyor. Burada insanlar çok acılı. Çok acılı insanlar. Yani her enkazın başında, yani bilgi almak için haberiniz var mı diye sorduğumda bile hep bir yakını çıktı. Yani ara sokaklarda bu durumda. Şu an akşam oluyor. Akşam saatlerindeyiz. Hava tamamen kararmadan olabildiğince size göstermeye çalışacağız. Evet, Umki ekibi geldi. Kurtarma ekibi. Evet, sokaklara bakar. Arkası çok kötü. Ya battaniye görünce korkuyorum. Battaniye gördüğüm zaman korkuyorum ya, fobim oldu battaniye görmek. Bakar mısınız şuraya? Arkadaşlar. Faciayı görebiliyorsunuz. Korkunç. Korkunç. Buradan geçiş var mı? Aslında bizim burada, yani kafamızda baretlerle gezmemiz gerekiyor ama şöyle geçelim bak. Buradan, çünkü aradan aşağıya inmek istiyorum. Orayı da göstermek istiyorum size. Görüyorsunuz. Yani facianın boyutu çok büyük. Çok büyük. Telefon çekmiyor buralarda ya. Çok büyük. Arkadaşlar. Of. Buradaki binalar ağır hasarlı. Ama karşıda mesela hasar almamış binalar da var. Mesela bu otelin bir tane bile camı kırılmamış. Kalaylıoğlu Otel. Tek bir camı dahi kırılmamış. Görebilirsiniz. Bütün sokak, cadde telef olmuş. Bakın şuraya bakar mısınız? Her yer telef olmuş, savaş alanı. Ama bu otel ayakta. Neden? Çünkü deprem şartnamesine göre yapılmış demek ki. Bakar mısınız ya sokaklara? Of. Oh. Maraş çok kötü. Bitmiyor bir de. Burada mesela durmuş çalışma. Baksana şuraya. Evet, facianın boyutunu size elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sizi bütün sokaklara götürmeye çalışıyorum. Kepçenin çıktığı yere bakar mısın? Binanın büyüklüğüne.
burası, bu sokak daha önce Maraş'a geldiğimizde röportaj yaptığımız cadde. Bakın burası. Görüyorsunuz halini. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Evet, bu caddede röportaj yapmıştım daha önce Kahramanmaraş'ta. Görüyorsunuz herkes ateşin başında, enkazların yanında, bu soğukta bekliyorlar. Enkazların altından yakınlarının cansız bedenlerini bekliyorlar. Bak İş Bankası, orada röportaj yaptık. Arkadaşlar bu cadde daha önce gelip röportaj yaptığımız cadde. İnanın caddeyi tanıyamıyorum. Biz burada birçok yerde yemek yedik, oturduk, röportaj yaptık. Bakın şurada İş Bankası var. İş Bankası'nın önünde de bir cerrah beyefendiyle konuşmuştum ben. Ya inşallah hayattadır. Maraş röportajını açıp bakabilirsiniz. Orada bir cerrah doktorla konuşmuştum. Röportaj yapmıştım. Umarım hayattadır. Umarım hayattadır. Yani hepimizin sevgisini de kazanmıştı beyefendi. Tam burada röportaj yapmıştık. Eğer bizi izliyorsa, eğer görüyorsa, bana ulaşırsa çok mutlu olurum. İnanın aklım aklım o beyefendide kaldı yani. Merak ediyorum durumunu. Bakın buralar ne hale geldi. Yani o Maraş röportajını açıp bakarsanız orada görebilirsiniz zaten buradaki caddeleri. Röportaj yaptığımız yeri görebilirsiniz. Bak şuradan geriye bakar mısın ya? Şura, ara sokaklara bakar mısınız? Şuraya bak. Çok kötü. Çok kötü. Bazı enkazlarda makineler artık durmuş. Kamyon bekleniyor çünkü. Hafriyatı kepçelerle kamyonlara yükleyecekler. O şekilde çıkaracaklar. Tam bu noktada yapmıştık röportajımızı. Maraş'ta burada, cerrahımızla tam burada yapmıştık röportajı. Unutmadığım röportajlarımdan bir tanesidir. Umarım kendisi hayattadır, umarım iyidir. Eğer beni izliyorsa, eğer duyuyorsa, bana ulaşırsa çok mutlu olurum, çok mutlu olurum. Devam edelim. Şu arada yemek yemiştik. Evet, burada yemek yemiştik. Burada yemek yerleri vardı, bakın. Şu arada yemek yemiştik. Oraya girmek istemiyorum çünkü orası eski bir yapı ve tehlikeli olabilir. O yüzden oraya girmek istemiyorum ama bakın. Görüyorsunuz hemen Trabzon Caddesi'nin bir alt sokağındayız. Oradan ilerliyoruz. Arkadaşlar iyice de akşam olmaya başladı. Bu belediyeye giden yol Trabzon Caddesi'nin bir alt sokağı yani. Görüyorsunuz burası da bu halde. Buralar Maraş'ın en merkezi yerleri. Yani Maraş'ın göbeği. Tost diye tabir edilen yıkım şekli bu. Bildiğiniz katlar üst üste tost olmuş bir şekilde göçtü bina. Burada da muhtemelen tek bina değil, bitişik nizam bina vardı. Yan yana yani binalar. Görüyorsunuz. Evet, bitişik nizam yandaki binanın kenarını da koparmış gördüğünüz gibi. Evet. Bir başka enkaz. Burası neresi biliyor musunuz? Hemen önde Kahramanmaraş Belediyesi var. Belediye binasının arka kısmı burası. Evet, görüyorsunuz. Evet, şu an elimizden geldiğince size Maraş'ın halini göstermeye çalıştık. Maraş'ın durumunu göstermeye çalıştık. Burayı biraz olsun hissedin istedik. Burada nasıl bir ortam var? Hangi koşullarda insanlar çalışıyorlar? Nasıl büyük bir acı var? Bunları olabildiğince aktarmaya çalıştık size. Buradan bir başka yine deprem ilimize gideceğiz. Yine bir başka ilimize geçeceğiz. Görüyorsunuz. Şu anda da zaten akşam oldu. Herkes canla başla çalışmaya devam ediyor. Arkadaşlar Maraş şu an bu şekilde.
Bu sokak yok. Görüyorsunuz ya, savaş alanı gibi. Of of, bu sokak yok. Bu sokakta bina kalmamış. Azerbaycan Bulvarı deniliyor bu caddeye. Bu cadde boyunca ayakta bina kalmamış. Hepsi yıkılmış, hem de içeriye doğru yıkılmışlar. Bakın şu yandan gözüküyor. Bakın var. Bakar mısın şuraya? Çok kötü. Arkadaşlar burası çok kötü. Buraya girilmiyor da çünkü kamyonlar, kepçeler çalışıyor ve yani toz toprak kıyamet yani. Bak bak bak. Hangi haber kanalı? Sokak kedisi. Şöyle söyleyeyim. Söyle. Ben cezaevi firarisiyim, tamam mı? Ama çekmesin abi. Tamam söyle, bana söyle. Cezaevi firarisiyim. Ailemi arıyorum bu şekilde, tamam mı? Bununla ilgili de yani herhangi bir haber yaparsanız çok sevinirim ablam ya. Görüyorsunuz değil mi yani halimizi? Bu şekilde ve medyaya yansıyanlar neyi biliyor musunuz? İsyan çıkardılar ve önledik. Biz aslında isyan çıkarmadık. Biz şu gördüğünüz pozisyonun yani arkasında durmak için, ailelerimizi bulmak için geldik. O yüzden mi firar ettiniz? Evet. Ay yakınlarınızı bulmak evet. için. Evet. Çok teşekkür ederim, görüşürüz. Bulunca teslim olacağım mı? Evet olacağım. Onu söyle ki, onu söyle. Evet olacağım tabii, olmaz mıyım? Devletten kaçış yok yani. Teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kahramanmaraş'ta bir cezaevi firarisi yanımıza geldi. Ve dedi ki biz cezaevinden neden kaçtık dedi. Ailelerimizin naaşını çıkarabilmek için de kaçtık. İnanılır gibi değil. Şu an belediye binasına geldik. Of. Kahramanmaraş yerle bir olmuş. Sağlam yapılar var. Ama diğer yapıların hepsi çökmüş. Yani belediyenin karşısında bina kalmamış zaten. Hepsi çökmüş. Yani seyyar baz istasyonu olduğu zaman bizim mikrofonlarımız bozuluyor. Frekanslar karışıyor. Ama şu an muhtemelen uzaklaştık. Sesim iyi geliyor. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Beyaz Saray Apartmanı'nda bir hanımefendiyle konuşmuştum. Onu orada bırakmıştık. Devam etmiştik çekimlere. Şimdi aklım onda kaldı. Onun yanına gidiyorum. İnşallah güzel bir haber alırız. İnşallah size de güzel bir haber verebiliriz. Ekipmanlarımızın şarjı bitmeden umarım bu haberi alır. Ve finali güzel bir haberle yaparız. Karşımız. Evet, burada Jandarma Genel Komutanlığı mobil mutfak. İnsanlar sıcak çorba için oradan çorbalarını alabiliyorlar. Orada sadece çorba değil, tabudot var. Evet, bayağı yemeğimizi alıyoruz oradan. Biz de acıktık, muhtemelen oradan yemeğimizi alırız. Evet be. Beyaz Saray Apartmanı'na geldik. İnşallah güzel bir haber alırız. Hadi bakalım. Merhaba, nasılsın? Bir gelişme var mı? Bekliyoruz. Herhangi bir gelişme oldu mu? Olmadı daha. Olmadı mı? Yok. Evet. Aklım burada kaldı. Ekipmanımızın şarjı bitecek maalesef. İnşallah buradan güzel bir haber çıkar. Buradan çıkacak olan güzel haber herkese umut olur. Ne? Yan komşunun.
Yan tarafa mı geçti? Aynen, yan komşumuz. Yan hanımınmış, yan tarafa. Tamam, merdiven bozulundan geçtik bu tarafa. Belki de. Yan tarafa geçmişsiniz, evet. Öyle değil bu. Ben şuraya katılmak üzereyim. Egan, tamam da şimdi kayıyor bak, canım, anlatayım. Kayıyor. Şimdi bak, buradan girdik. Burada mutfakla tuvalet birbirine girdi. Banyoların birbirine girdi. Hemen hol var ortada. Yan tarafta bir oda daha var. Orası ne oluyor? Yatak odası mı? Yan tarafta. Yan tarafta. Holun yan tarafında. Tamam, o benim odam işte. Senin odan? Evet. Tamam, oraya da girdik. Bak girdiler, oradan çıkardık. Oradan çıkarıyoruz. Bak şu malzemeleri oradan çıkarıyoruz. Hemen oradan döndük. Hemen oradan döndük. Merdiven tarafına döndük. Çünkü hocam, orada yaşam alanı 12 derece, oradan çıktı. Sağ tarafa, sağ tarafa. O da boşaldı yani. Evet. Orası boşaldı. Orayı boşalttık. Sağ tarafa girdik, yaşam alanı 12 derece, orada verildi. 14'e kadar çıktı. Oraya döndük. Orada en son, yani şu anda bütün eşyalar, gelen eşyalar oradan geliyor. Ya oraya da sıçramış ama. Yani sen onun gibi düşünme geldin. Daire karışmış olabilir yani. Evet, karışmış. Yani koca yani biz şu anda yaşam alanına kadar gidiyoruz. Evet. Yani. 14 derece nereye veriyorsa oraya gidiyoruz. Bir daha kontrol edilecek, bir daha gidiyoruz. Orada yaşayan yok ama zaten. O tarafta yaşayan yok. Oradakiler çıktı. Ya oradakiler çıktı ama daire kaydı. Belki baban o tarafa kaçmış olabilir. Yani olur olmaz diye bir şey yok. Onun için o tarafa gidiyoruz şu anda. Hocam o görmediği için hani ben biraz daha görmüşsün demek istedim. Evet. Doğru yer yani. Gerçekten ya doğru buraya... yer doğru. Doğru hocam, kesinlikle doğru. Eşyalar sizin eşyalar. Evet, evet. Sizin eşyalarınız. Doğru. Bu tarafta yani dökme esnasında müthiş yaşam alanları var. Ya ben boyum kadar böyle durabiliyorum. Aa. Çalışma alanım böyledir. Aa. Bizim arkadaşlar hep içeride böyle duruyor. Yani çalışma alanı süper. Ya hocam, şu kadar evet. Şu kadar küreği biz böyle... Hocam o görmediği için ben gördüm. Orası böyle kaymış dediğiniz kaydı, doğru. Böyle daire doğru. Kaydı. Ya, o hala hani yani, sağ taraf gibi düşünme de öyle değil. Amca diğer daireye de kaçmış olabilir. Merdiven boşuna evet, da kaçmış olabilir. Evet, oraya da olmuş olabilir. Ya. İlla o odada yani, diye bir şey yok ki. Tabii canım. Şey ama o odaya ulaşmışlar kesin, bunun örneği İnşallah yani. Hayırlısı. Dediğiniz doğru, hadi Allah'ım. Bizim eşyalar da belki onlara kaydı. Tabii yani. Belki kalktı oraya gidiyor. Sen kendin öyle düşünme. Arkadaşlar siz de duydunuz, gördünüz. İnşallah buradan çok güzel bir haber çıkacak. İçeriden çıkan ekibin anlattıklarını hep birlikte dinledik, duyduk. İnşallah buranın güzel haberini bekliyoruz. Umutluyuz. Umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Biz şimdi hazırlıklarımızı tamamlayıp diğer deprem bölgelerine doğru yola çıkıyoruz. Burayı da takip edeceğiz. İnşallah buradan çok çok güzel bir haber alırız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.